Çin'in Akçova mahallesinde hizmet veren 98 yıllık zeytinyağı fabrikası hem tarih hem zeytinyağı kokuyor. Geçtiğimiz yıllarda 4. kuşak işletmeci Türker Akar tarafından işletmeye devam eden tesis, bölge üreticisi için son sistem makineleri ile hizmete devam ediyor. Fabrikanın yarım asır işletmeciliğini yaptıktan sonra sorumluluğunu oğlu Türker Akar'a devrettiğini söyleyen Yaşar Akar, tesisin tarihçesi hakkında bilgi verdi. Bu zeytinyağı fabrikasının bir zamanlar uzun yıllar işletmeciliğini yapmış, şimdiki oğlumun işlettiği fabrikanın sahibiyim. Ben 3. 4. nesil, oğlum da 4. şu anda 4. nesil. İşletmemizin tarihçesini ifade etmek gerekirse, işletmemiz 1925'li yıllarda dedem Mehmet Karabacak tarafından Bekarlar Mahallesi'nde burgulu sistemde çalışmaya başlamış. 33'lü yıllarda da bunu biraz daha modernleştirerek Avrupa'dan, İtalya'dan gelen demir sıkım burguları ile işi biraz daha geliştirmişler. Yani biraz daha motorize hale getirmişler. Daha sonra pres sistemi gelmiş. İtalya'dan aldıkları presleri kurmuşlar dedemler. Bekarlar Mahallesi'nde çalıştırmaya başlamışlar. Bu sistem kontinü sistemlerin ortaya çıkmasına kadar devam etmiş. Önceleri presli sistemle çalışmaya başladık. Dedem Mehmet Karabacak 1953 yılında fuardan o zamanın otomatik makinesi olarak kabul edilen bir pres almış. Presin bütün teferruatı, pomparyası, presin efendim diğer elektrik teşkilatıyla olan çalışma sistemleri hepsi üzerinde olmak kaydıyla modern bir makine olarak almış ve bunun yanında da o zamanlar hiç adı duyulmayan kırma, yani bugünkü balaksor sistemini almış. Kontinü sistemler yaygınlaştıktan sonra 2002 yılında kontinü sisteme geçtik. Bugün kontinü sistemle devam ediyoruz. Önceleri 3 faz olarak çalışıyorduk. 2 fazlı ekolojik sistem çalışıyoruz. Nedir 2 fazlı ekolojik sistem? Bu ezilen, malaksörde karıştırılan hamur, zeytin hamuru makineye verildiğinde makineye kesinlikle su verilmez. Makine kendiliğinden bu zeytin hamurunu ikiye ayırır. Bir taraftan zeytinin kendinde has bulunan kara suyu ile beraber pirinası çıkar, bir taraftan da yağı çıkar. Onun için bunun adını da ikiye ayırdığı için iki fazlı sistem denir. Ve bu şekilde iki fazlı sistemde de bize kolaylık oldu. Daha önce bu kara suyun deşarj meselesinden çok başımız ağrıyordu. Aşağı yukarı 1 milyon kiloluk havuz yaptığım halde bu havuz dolma durumuna geldi. Yeni havuz arayışları başladı. Büyük sıkıntılar yaşadık. İki fazlı sisteme gelince biz pirineyi havuzlarda biriktiriyoruz. Vidanjörler geliyor, çekiyor, pirine fabrikalara götürüyor. Zaten de çevrecilerimiz geldiğinde önce şunu soruyorlar. Hangi sistemle çalışıyor? İki fazlı dediniz, o iyi diyor. Dördüncü nesil işletme sahibi Türker Akar ise şu ifadeleri kullandı. 1925'te kurulan işletmemizin daha hala dördüncü nesil olarak işletmeyi devam ettirmekteyiz. Ben dördüncü neslim. Nasip olursa bundan sonraki yıllarda da inşallah devam ettirmeye çalışacağız. Geçen sene var yılıydı. Bu sene yok yılı olarak tabir ediliyor. Fakat yok yılı olmasına rağmen yine de çok güzel bir verim var. Çok güzel randıman var. Yağ rekolteleri de randımanlar da düzgün güzel çıkıyor. 4-3.9'larda bulduğumuz randımanlar da var müşterilerimiz. Tabii bunun üstünde 6-6.5'da bu şekilde de randımanlar tabii ki oluyor. Vallahi bizim en büyük giderimiz elektrik. Elektrikten yana çok dertliyiz. Çok aşırı fahiş fiyatlar geliyor. Yani bunu ne yapılır, ne edilir? İşte devlet büyüklerimize buradan seslenmiş olalım.